Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir mantar çorbası yapacağım. Öncelikle uygun bir tencereye şöyle bir yemek kaşığı tereyağımızı koydum. Tereyağımız yanmasın diye şöyle 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımızı ilave edeceğim. Yeterli. Oldukça pratik bir çorba arkadaşlar. Krema da koymayacağım. Sütle yapacağım bugün sizlere. Şöyle yağımızı eritelim. Tereyağımız eridi. Burada 10-12 adet mantarım var. Onları da güzelce yıkadım. Doğradım ince ince. Şöyle kavuralım. Suyunu salsın. Suyunu salıp çektikten sonra da ununu ilave edeceğim arkadaşlar. Onun için şöyle önce bir kavuruyoruz. Bakın mantarlarımız suyunu saldı. Şimdi sularını iyice çeksin. Bekleyelim. Ondan sonra unumuzu ilave edelim. Mantarların boylarını istediğiniz irilikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok minik minik de yapmıyorum. Çok büyük de. Böyle biraz hem ağza gelsin istiyorum. Şu boy gayet güzel oluyor. Şimdi 2 yemek kaşığı silme, çok dolu dolu değil, şöyle unumuzu ilave ediyorum. Unumuzda da şöyle bir kavuralım. Un kokusu gidene kadar iyice kavurun. Tamam, yeterince kavurduk. Şimdi önce 1 su bardağı soğuk suyumuzu koyuyorum. Bardağı da kettle'dan sıcak suyumuzu şöyle koyalım. Sarımsağı kavurmayı unuttum arkadaşlar. Bunu unla beraber kavurun. Onun için ben şimdi atıyorum içine. İstemezseniz sarımsak kullanmayabilirsiniz. Ama içinde güzel bir lezzet veriyor. Üçüncü bardağımızı da koyalım. Şöyle biraz mantarların suyu şişinceye kadar şöyle bekleyelim. Daha sonra suyunu ve sütü ilave edeceğiz. Geri kalan su ve sütünü. Mantarlarımız kaynadı. Burada 3 bardağı suyumuz daha var ve sütümüzü de koyuyorum. Sütü kaynar kaynar koymayın arkadaşlar, çorba kaynar durumdayken kesilmesin. Su ilave etmek gerekirse yoğunluğuna bakarak ilave ederiz. Şu anda gerek yok. Şimdi tuzunu, karabiberini atalım. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuzumuzu koyuyorum. Karabiberimize. Karabiber mantarda güzel oluyor. Onun için karabiberi bol koyuyorum arkadaşlar. Tamamdır.
Şimdi kaynamayı bırakalım. Şöyle hafif kapatalım. Tamamen kapatmayı taşmasın. Pişmeye bırakalım arkadaşlar. Çorbamız pişti arkadaşlar. Kıvamı da gayet yerinde gördüğünüz gibi. Koyduğunuz un oranına göre suyunuzu ayarlayın. Ben 5-6 bardak kadar su koydum. 1 su bardağı sütü de hesap edin. Ununuzu iyice kavurun arkadaşlar. Bakın hiç un kokusu gelmiyor. Harika bir çorba oldu. Şimdi servisimizi yapalım. Afiyet olsun arkadaşlar. Üzerine kırmızı biber yaktım ben. Bir de dereotu doğradım şimdi. Onu da koyup o şekilde servis yapacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.